Geceler. Öncelikle stüdyomuzdaki izleyenlerimiz, Biletix'ten bilet alıp burayı kısıtlı sayıda izleyiciyle dolduran izleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sağolunuz, varolunuz. Bir daha alkışlamayınız lütfen. Bu gece 4. programımız sizlerle beraber. Çok sevdiğim demeyeceğim, bazılarını çok iyi tanımıyorum bile. Bazıları çok sevdiğim, bazıları az sevdiğim, biraz sevdiğim önemli değil ama sizlerin çok sevdiği sanatçılar birazdan burada bizimle olacaklar. Hemen tekrar bu haftada anonsumu tekrar etmek istiyorum. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım'ı programımıza bekliyoruz. Son haftalarda hem kendisinin katıldığı hem diğer adayın katıldığı, Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı programları izledim. Bu programların hem internet mecrasında hem kanal mecrasında elde ettikleri skoru özellikle tahlil ettim. Arkadaşlarımızla da tartıştık. Hakikaten Ekrem İmamoğlu'nun bize çıktığı zamanki başarı hiçbir şekilde tekrarlanamıyor. Ne Binali Bey için ne Ekrem Bey için. Çünkü 1 milyonun üzerinde anlık tekil izlenme elde etmiştik bütün mecralarda. Bütün mecralarda derken işte nerede? Twitter üzerinden, YouTube üzerinden, Facebook üzerinden, kanalın reyting karşılığı olan sayılarla ve farklı YouTube yayınlarından. Bu skora ulaşılamıyor. Biz de değerli adaylara tekrar tekrar çağrıda bulunuyoruz ki gelin bizimle konuşun. Sadece haber programlarında, haber kanallarında ayrıntılı tartışmalar değil, bir de özellikle Sayın Binali Yıldırım'ın o sempatik yüzünü bizim burada stüdyomuzu dolduran gençler, özellikle gençler. Çünkü seçimlerde gençlerden çok büyük ümit var. Çünkü milyonlarca genç İstanbul'da oy kullanacak. Türkiye'nin yarısı zaten 15 yaşla 28 yaş arasında biliyorsunuz. Korkunç bir sayı. Dünyanın en genç ülkelerinden biriyiz. Dolayısıyla Sayın Binali Yıldırım'a bu çağrımızı yineliyoruz ve programımıza başlıyoruz. Hanımlar beyler, İstanbul Bayülgen benim kızım, bir tanem. Hoş geldin. Seni boş yere çıkarmadık buraya. Bir amaç için çıkardık. Bu bizim beraber katıldığımız ilk program. Evet. Evet. Peki, beraber katıldığımız karşı tarafa bakabilirsin. Bu bizim yeni sistemimizde biz bu Amerikan talk show'ları gibi böyle oturuyoruz. Ben böyle sana yakın oturuyorum. Sen de genelde karşı tarafa bakıyorsun. Tamam. Bir ödül töreni sunmak için beraber çıkmıştık bir kere. Hatırlıyor musun onu? Evet, hatırlıyorum. Ben hiç güzel hatırlamıyorum o ödül törenini ama olsun. Ama sen çok tatlıydın orada. Teşekkür evet. ederim. O günden bu yana 2 seneden fazla zaman geçti. Büyüdün mü bu arada? Galiba evet. Evet, büyüdün. Peki, böyle derslerin nasıl filan diye sormayacağım. Yapmacık sorular. Memnun musun buradan? Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Niye? Nesi heyecanlı bunun? Heyecanlanacak bir şey yok. Seviyorsun bu işleri. Resim çizmeyi seviyorsun. Sahne sanatlarını seviyorsun. Gösteri dünyasını seviyorsun. Ama heyecan veren şey ne? Mesela karşında seyircilerin oturması mı? Özellikle ön sıralarda çok güzel kızlar oturuyor. Ha? Arada birkaç çirkin adam var ama gerisi çok iyi yani. Ha? Genelde seyircilerimiz çok hoş insanlar. Evet. Peki. Bugün kızımın bu programa katılmasının nedeni TV100 kanalımızın özellikle ormanlara terk edilen, sokağa terk edilen ev hayvanlarıyla ve özellikle köpeklerle ilgili yaptığı kampanyayı desteklemek. Bunun için
Tabii ki TV100'ü izleyebilirsiniz. Normal platformlardan, normal antenle, çanak antenle izlediğiniz televizyonlardan. Aynı zamanda TV100'ün YouTube kanalına da TV sayıyla 100 yazarak bu kampanyanın nasıl bir kampanya olduğunu izleyebilir ve destekleyebilirsiniz. Bütün ailelerde, özellikle benim gibi küçük kızı olan, küçük oğlu olan ailelerde mutlaka çocuk çok istediği için mutlaka bir ev hayvanı alınıyor. Örnekse bir kedi, ama daha çok köpekler satın alınıyorlar pet shoplardan ve bu köpeklere bir süre sonra ya çocuk artık vazgeçiyor, cayıyor, istemiyor artık onunla olmak ya da aile bakamıyor. Bu nedenle köpekleri eğer hemen birilerine veremezlerse özellikle ormanlara terk ediyorlar. Dolayısıyla bu hayvanların aç bilaç bırakılıyor ve canına kastediliyor. Dolayısıyla TV100 böyle güzel bir kampanya yaptı. Birazdan sen bir anons yapacaksın. O anonsla beraber de bizim küçük bir bandımız girecek bu kampanyayı biraz açıklamak için. Senin de tamam. Bir küçük köpeğin var. İsmi ne onun? Çikolata. Çikolata diyoruz ama sen çikolatayı hiçbir zaman, çikolatayı böyle kendi başına, kendi kaderine terk etmeyeceksin galiba. Asla. Asla. Çok tatlısın lan. Ay, hiç unutmayacağım bunu. Yani programa o kadar çok konuklar geldi ki biliyorsun 25 senedir. Son 25 senemi bilmiyorsun tabii. Sen 10 seneye yakın bir zamanı biliyorsun. Ve galiba bana en çok heyecan veren konuğum sen oldun. Teşekkür ederim. Evet. Ay, sakın ha. Pek de tatlı. Bu anın tadını çıkarıyorum seninle beraber. Ben de. Peki bebeğim benim. O zaman küçük bir anonsum var. İstersen o anonsunu yap. TV100'ün terk edilmiş köpekleri hayvanlar için yaptığı hareketi destekliyorum. Kampanyayı ve hareketi kampanya. Aynı şey aslında. Hem hareketi hem kampanyayı. Çünkü biraz önce bana dedi ki acaba dedi yanlış bir şey söylersem tekrar kaydedebilir miyiz dedi. Ben dedim ki hayır, kaydedemeyiz. Çünkü bunlar live on tape kayıtlar. Dolayısıyla bunları sürekli tekrarlayamıyorum. Ama çok önem veriyor buna bu kampanya ve onun için hata yaparak söylemek istemiyorum. İşte hata yapmadan çok güzel söyledin maşallah sana. Teşekkür ederim. Peki. Birbirimizi çok seviyoruz ve çok korkuyoruz bizim için, birbirimiz için. Yani acaba bir hata yapar mıyız, acaba şöyle olur mu, böyle olur mu falan. Memnun musun benden? İyi tabii ki. Her şey? Evet, çok güzel. Yani. Genelde böyle cooluz yani, pek konuşmadan da anlaşıyoruz. Mesela sürekli böyle bir baba kız sevgi yumağı falan halinde değiliz. Biraz arkadaş gibi, ne haber, iyi misin? Ha, tamam. Peki, çok teşekkür ederim. Şimdi seni uğurlayacağız. Tamam. Tatlım ya. Herkese iyi akşamlar. Orkestra değişmemiş, aynı orkestra. Senden beri değiştirmedik. Her şey bıraktığın gibi duruyor. Öyle mi? Ha. Sen de öyle vallahi. Evet, vallahi. Saçlarımı boyuyorum birazcık. Bazen beyazı geliyor altlardan. Şahane bir kızın var. Dibi görünüyor. Çok teşekkür Allah ederim. Allah bağışlasın. Nefis İstanbul Balıgen. Yaptığınız projeye çok saygı duyuyorum. Ben de bir biz yapmadık, kanal yaptı. Yani TV100'ün projesi. TV100'ün projesine o zaman çok saygı duyuyorum ve TV100'ü de kucaklıyorum ve alkışlıyorum. TV100'ü kucaklıyor musun? Evet, çünkü yeni bir kanal. Yerim seni. Yeni bir kanal. Her şeyi kucaklar, sevdiği her şeyi kucaklar. Ben tatlısın. De bu projeye katılmak istiyorsun. Katılmak isterim çünkü ben de çok büyük bir hayvan severim. Benim de bir haydutum var. Beyaz boxer. Aa, öyle mi? Evet. Ve onlar hepimizden çok daha duyarlı ve çok daha başka türlü ruhları olan. Ben onlara hayvan demeye utanıyorum. Haycan diyorum. Haycan diyorsun. Evet. O kadar garip bir konuşma ilerliyor. Yıllar sonra görüşünce
Böyle. Kaç yıl oldu ya? Bilmiyorum. Arada ikimizin de başına çok şeyler geldi. Hayat. Hayat hakikaten. Hayat. Biraz önce düşündüm. Galiba bu yakınlarda senden ayrılalı 20 sene olacak. Doğrudur. Evet. Ama biraz sabahları kalktığımda belim ağrıyor. Benim hiçbir yerim ağrımıyor valla. Taş gibi. Taş gibisin, evet öylesin, evet, hakikaten. Çünkü ruhumu hiçbir zaman o içimdeki çocuğu büyütmeyen bir kadın olduğum için başıma ne gelirse gelsin yollardaki dikenleri çize çize beni acıta acıta büyüttüğü için ben de... Çok güzel şarkılar yaptın. Çok teşekkür ederim. Bize birazdan söyleyeceksin değil mi onları? Söyleyeceğim. Yeni şarkı da var bir tane. O Serkan Sekin'in sözü ve bestesi ona ait olan bir şarkısı. Nasıl, çok merak ediyorum onu. Ona galiba klip çekeceksin. Ona klip çekeceğiz. İlk Öğrendim diye bir şarkıyla çıktım. Biraz ters köşe bir şarkıydı o. Hatta katıldığım programda işte Beyazıt'a katılmıştım ilk. Beyazıt araştırmış, albüm yeni çıkmıştı. Albümün adı Uzun Hikaye. Çok araştırmacı bir insandır. Birisi geleceği zaman inanılmaz kendini araştırmalara gibi. Demiş ki bu şarkıyı kim... Hasta mısın? Hayır, hasta değilim. Bir boğazımda gıcıklanma var. Yani bilmiyorum, onun gibi şey. Çünkü çok özür dilerim. Estağfurullah. Çok fazla. Hem Show Radyo'daki program, hem buradaki kabaredeki o oyunlar, hem televizyon mesela çekimleri falan. Artık yani beni bir yere götürüyorlar. Diyorlar ki burada konuşmaya başlıyoruz falan. Orada konuşmaya başlıyorum. Sonra alıp başka bir yere götürüyorlar falan. Hiç de sevmezsin konuşmayı. Hiç sevmem. Hiç sevmezsin. Ben çok konuşan bir insan değilimdir ya. Doğru. Öyle mi? Yani hayır, programlarda programlarda evet. Asıl geveze sensin. Neyse. Yani. Beyazıt Öğrendim şarkısını dinlemiş. Özledim Beyazıt'ı, biliyor musun? İyi ki onu, iyi ki Beyazıt'ı açtım. Hakikaten çok özlüyorum. Nerede acaba? Yani kesin teknede tatil yapıyordur. Teknede. O kadar. Yok, o ses Türkiye'deydi. Hayır, oradaydı. O kadar sevmiyor. Şimdi bir Almanya turneleri falan var. Yapıyor gene bir şeyler. Neyse, konuma döneyim. Bunu dinlemiş. Araştırmaya başlamış YouTube'da, Google'da vesaire. Ay isim vermiyorduk, özür dilerim. Hayır, YouTube ve Google diyebiliyoruz. Diyebiliyor muyuz? Çok eskiden bir ara demeyin diye salakça bir şey çıkardılar. Ha, sonra işte baktılar ki YouTube ve Google diyor herkes, arada engel olunamadı. Bir ara Google dedirtmiyorlardı. Ya. Öyle bir şey, öyle salakça bir şey çıktı. Ben de dedim ki ne demek dedirtmiyorsunuz lan, diyeceğim işte dedim, demeye devam ettim. O zaman ben de demeye devam Lütfen. Ediyorum. Araştırmış, demiş ki ya bu kimin türküsü, kim yazmış, hangi ozan? Musa Eroğlu mu, rahmetli Neşet Ertaş mı vesaire. Bana bunu söyleyince ben çok gururlandım. Çünkü çok uzun bir yolculuktan geldim. Uzun yollar kat ettim. Orada biraz büyüdüm. Öğrendim. Öğrenince de Öğrendim diye bir şarkı yaptım işte. Ya, çok tatlısın. Öyle oldu. Evet. Çok. Peki bu galiba biraz bu şarkılar erkeklere yazılıyordu. Sonra artık galiba erkeklere yazılmamaya başlandı. Biraz daha felsefi olmaya başladı şarkılar galiba. Bence öyle olması. Erkekler zaten şarkı yazmaya değmez aslında. Bence de. Beni göstererek söylediğin için çok teşekkür ederim ama. Bence de. Kaç tane şarkı yazmışsındır bana? Bir, iki... Beraber iki, ortak şarkımız var biliyorsun. O bile var ama birkaç tane bırakma bana beni yani, ama diye. Sonradan bana dedin ki sana şu kadar şarkı yazdım falan. Sonra belki değil başkalarına mi da söylemişsindir aynı şeyleri. Yani ben öyle yalancı sahtekar bir kadın değilim. Estağfurullah, öyle değil ama insan sadece, bazen mecbur kalabilir. Hayır, yani hayır, hiç mecbur hayır, bu şarkıyı sana yazdım değil falan. Vardır yazılan şarkılar ama ben yani, ama tam olarak yani bana yazdıklarının hangileri olduğunu bilmiyorum. Ben senin başka kimlere şarkı yazdığını biliyorum ama bana yazdıklarından tam emin değilim. Çünkü senin kimlere şarkı yazmış olduğunu anlamak için aslında son adam olmak lazım. Çünkü arada arada bir, yani ben benden önce kimlere yazdığını biliyorum. Benden sonra olan kişi ya da kişiler, bilmiyorum kaç tane. Çok yok çünkü. Şarkılar. Çok yok. Biliyorum. Ama şarkılar. Benden çıktıktan sonra artık sizin. Kime yazıldığı önemli değil. Allah razı olsun. O şey bana yazılan şarkı şimdi. Ya, çok ağır muamele. Benden çıktıktan sonra sizin. Al sizin. Tepe tepe kullan. Evet. Yani. Ama bir şey söyleyeceğim. Zaten
Çok da tarif etmiyorsun galiba. Yani aşık olduğun insanı çok tarif etmiyorsun. Hiçbir şarkında aşık olduğun adamı tarif etmiyorsun. Ben dertleşiyorum. Hayır, şunu söylemek istiyorum. Yani kısa uzun filan gibi tarif etmiyorsun. Hayır. Ya kısa uzun derken hani uzun boylu, kısa boylu, işte ben, enine hiç, dar, ya hiçbir zaman sarışının mesela şöyle şeyler yok sende. Türk müziğindeki gibi mavi gözlüm filan. Şekilci bir insan olmadığım için hayatımda. Ama hiçbir adam belli olmuyor. Yani aslında diyebilirim ki mesela ulan bütün bu şarkılar bana yazıldı filan desem millet inanabilir. Çünkü yani tarif etmiyor. Mesela bana kara gözlüm filan diye bir şey yaptın mesela. Yani mesela. Ama İstanbul'a ufak tefeğim, şarkı yazabilirim. İstanbul'a mesela. Yazabilirim. İstanbul'a ufak tefeğim benim diye bana şarkı. Ufak tefeğim benim. Küçük dev adamım. Sen aslında bak. Ufak tefek koca dev adamsın yani. Evet yani. Ufak tefeğim sana benim. Sana bu arada iltifatta bulundum. Es geçtin orayı. Sen ufak tefek koca. İşte böyle kavga etmeye başlıyoruz bu yüzden. Koca dev adamsın. Kim kime ne zaman iltifatta bulundu ve öbür çok tatlısın. Ve büyüdükçe küçülen bir adamsın. Oo tatlım benim evet. Canım efendim. Peki sen aslında sen de böyle bir ağır deneyimden geçtin. Ve şunu söylemek istiyorum sana. Bu geçirdiğin deneyimi herkes unuttu. Bunu ki hiç. Sence unuttun mu? Evet bunu sana geçen gün yani programa geleceğin belli olduktan sonra ve işte acaba şarkı söyleyeyim mi şarkı söyleyeyim mi, teknik bir şey konuşmak için çok kısa bir konuşma yaptık. Onun dışında konuşmuyoruz neredeyse. Hiç görmüyorum. Görmedim yıllardır. Evet yıllardır görüşmüyoruz. Görmedim. Evet. Yüzünü yeni görüyorum yani. Onun için bu bölümü uzatıyorum ki biraz seni göreyim diye. Ve ama şunu söylemek istiyorum ki yani bu deneyimi bir kere mutlaka dünyadaki bütün sanatçılara ilave eden bir deneyim. Tabii ki konuşması kolay. Tabii ki sonradan söylemesi kolay. Yazar için, çizer için, müzisyen için, siyaset yapan insan için hapishane deneyimi önemli bir deneyim. Tabii bunu sonradan işte antoloji yazanlar, efendim sonradan kalem oynatanlar falan, efendim o deneyim de ona çok iyi gelmişti falan filan yazıyor. Hadi sıkıysa yaşa bakayım öyle kolay bir şey değil o. Evet ama velakin seni olgunlaştırdığını biliyorum. Ama velakin benim gönlümde ve her zaman bütün seyircilerin gönlünde sen bir bebeksin. Hiç kimse bir bebeğin aslında olgunlaşmasını hele hele üzüntüyle, acıyla olgunlaşmasını istemez. Bunu kimse istemez. Yani tamam başka bir adamın işine yarayabilir ama sen zaten şarkılar yazıyordun. Şimdi görüyorum ki özellikle bu konuyu açtım yani erkeklere yazılan şarkılar meselesini. Artık o erkeklere yazılan şarkılar, evet onlar güzeldi. Herkesin hep birlikte söylediği aşk şarkılarıydı. Ama şimdi onlar biraz daha felsefi. Farkındalıkları içeren. Evet, böyle bir kadına dönüştü. Ve şimdi şarkı söyleyişlerini de işte görüyorum videolarda, şurada burada sahneye çıktığın yerlerden izliyorum. Hakikaten şarkı söyleyişinde çok olgunlaştı. Yani sen artık tahmin ediyordun bunu eskiden beri ama hakikaten o tahmin ettiğim yere geliyorsun. Yani diğer bütün popüler müzik sanatçılarından farklı, daha olgun, daha kendini temsil eden ve yegane, başkalarına benzemeyen bir yere geliyorsun gördüğüm kadarıyla. Çok teşekkür ederim. Bu benim için çok özel bir iltifat olarak kabul edeceğim. Bu düşüncem benim. Bir sürü insan da aynı şeyi düşünüyor ve kimse hatırlamıyor. Çünkü yaşanmışlıkları çok evet. Fazla kimse, olan. Kimse Deniz'in hangi kadının deneyimlerden geçtiğini hatırlamıyor. Aslında bugün hakikaten sıfırdan yani bir sürü insanın zaten bu hafızasında gider. Yani insan eğer kendi deneyimlerini saklamak isterse saklar ve bunu insanlara bahseder. Eğer saklamak istemezse, bahsetmezse zaten insanlar unuturlar. Çünkü zaten bütün bir gösteri dünyası ya da bütün bir müzik dünyası zaten son olarak ne ürettiğine bakıyor. Yani bu ünlü bir İtalyan yönetmen var. O kitabında öldü gitti ama çok önemli bir kitabı var. O kitabında anlatıyor. Diyor ki biz bir ip cambazını diyor ipin üzerinde izleriz. İpin üzerindedir, yalnız başınadır ve belki içimizden dua ederiz düşmesi için. O geldiğimiz gösterinin yegane sadece bize ait olması. Ya da düşmemesi için. Evet, hayır yok düşmesi için aslında öyle anlatıyor. Ve dua ederiz diyor. Çünkü herkes o gösterinin yegane kendisine ait önemli bir gösteri olduğunu ve kendisinin de orada olduğu önemli olayı yaşamak ister. Ama velakin bu diyor onun son gösterisidir. Ve eğer düşmezse yola devam eder ve yine büyüktür. Eğer düşerse de düşmüştür. Biter. Yani dolayısıyla
en son ürünü, yani Deniz'in en son şarkısı, benim en son programım. Ondan önce yıllar yıllar boyunca o ipin üzerinden düşmeden yürümen kimsenin umurunda olmaz. Düştün, çok düştün. Çok güzel bir tarif. Evet. Çok yani güzel. Dolayısıyla herkesin son ürünü, senin son şarkın. Son şarkın iyi, okey, sen iyisin. Son şarkın kötü, tamam bittin. Bir de bazen yıllar sonra anlaşılan şarkılar var. Ben genelde o tarz şarkılar yazıyorum zannediyorum. Yani ticari amaçlı yazmıyorum şarkıyı. Hmm. İçimden ne geldiyse onu paylaşıyorum. Bu da benim için çok daha kıymetli. Hmm. Çünkü ben bir gün ölüp gittikten sonra şarkılarımın anlaşılması ve bu kadın ne demek istemiş, vay be biz zamanında anlamamışız. Hmm. Dedikleri zaman... Özellikle son yıllarda yaptıkların öyle olacak, evet. Kesinlikle. Bu zaten bunun için yazıyorum. Kesinlikle. Bunun için yaşıyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir yandan da sahne şovların çok eğlenceli geçiyor. Çok. Çok eğlenceli geçiyor. Şükür. Yani bizim gördüğümüz bir Deniz Seki var. Biraz melankolik, biraz felsefi, güzel güzel şarkılar yazıyor. Güzel slow şarkıları var, anlamlı şarkıları var. Ama onu sahnede izlemek çok eğlenceli. Sahnede... zıp zıp bir kadın ben var. Ben aslında çok neşeli ve çok komik bir kadınım. Hı hı. Başıma gelenler her ne kadar tuhaf şeyler olsa da aslında içim çok eğlenceli, çok komik ve bunu kendimi en iyi hissettiğim yer sahne. Sahne, evet. Ve haftanın en az 3 günü sahne alıyorum. Şimdi Bodrum'da olacaksın. 2 Haziran'da Allah izin verirse Bodrum'a yerleşiyorum. Nerede? Bodrum'daki People'da. People'da. Nerede People? 2 sezondur Kum Otel'in içinde. Kum Otel nerede? Evet, Kum Otel Yalıkavak'ta. Yalıkavak nerede? Pardon, Türkbükü'nde, pardon. Yalıkavak'la, herkes o Yalıkavak'tan söylüyor. Türkbükü'nde, Kum Otel'in içinde. Ama, People. Türkbükü'nde, İki sezondur, hem kış hem yaz. Tıka basa doluyor. Evet, haftalar öncesinden rezervasyonlarımız doluyor. Tayfun'a bir sorar mısın? Acaba bizim yeni açtığımız Bodrum'un içindeki Dada Salon Brasserie'de, yani yine böyle dekoru böyle bir olan bir yer. Acaba hafta içi bir gün orada çıkabilir misin? Tayfun'a sorar mısın rica etsem? Ben etik olarak doğru bulmuyorum. Niye ben etik olarak sordum işte? İşte ben de doğru bulmadım. Kabare olsa... Kabare orası işte. Hayır, bir kabarede sahne alıyor olsam... Ben onu öyle formatlarım. Bunu konuşmak lazım patronla. Peki, tamam. Çünkü bir yerde çalışıyorsan seyirciyi bölmemek lazım. Belki en sonunda kafa senin patronun olmak lazım. İstiyorum. Belki öyle bir... Konuşuruz, anlaşırız. Hani yok şimdi... mudur Türk filmlerindeki falan böyle bir patron ve şarkıcı falan öyle şeyler. Ay yarabbim ya. Çalıştığım mekandan çok memnunum. Evet. Bu arada orkestra arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Hmm. Az sonra bana eşlik edecekler. Evet, çok iyi yaptın teşekkür etmekle. Evet. Kötü bir şey ya. Yok, programlarda en nefret ettiğim şey şarkımın yazarı, kuaförüm. Ama neden biliyor musun? Tabii canım, orkestran çok iyi. Çok özel çocuklar. Ya, A+ grup. Senin grubun gibi. Yani ben de onlar. Benim grubum A+ insanlardan ulaşmıyor. Oluşmuyor. Nasıl hepsi oluşmuyor? 40 yıldır arkadaşım yani. A+ insanlar. Benim hepsi... de nereden baksan 25 yıllık arkadaşlarım var. Hangi burada. Hangi 25 yıllık arkadaşım? Yani Mojo'yu hatırlamaz Hayır, mısınız? Ya, yani, tabii ki ama mesela Kübalı Gonzales var. Senin 25 yıllık arkadaşın mı? Gonzales değil. Kim ondan o? Sonra... Kübalı Gonzales? Evet, bak orada Kel ve... Nice to meet you. Yok, bak Kübalı Gonzales tanımıyorum. Evet. Daha önce Almanya'daki prodüksiyonlarımızda rol alıyordu. Öyle mi? Evet. Daha sonra buraya transfer ettik. Ama müziğe burada çok iyi müziğe de kabiliyeti olduğunu gördükten sonra... Ama burada çok eski tanıdığım dostlarım, arkadaşlarım var. Tabii ki öyle. Var. Hepsi Tuncer bir... var. Evet, yıllardır. Bu o kadar değerli insanlar mı hakikaten? Yani bir daha bakayım onlara yani. Onlar ben bu, hayır, ben bunca yıldır onlarla mecbur olduğum için arkadaşlık Neden ediyorum. Neden mecbur yani. Olduğun için? Çünkü çok seviyorum ve çok iyi çalıyorlar ve... Yani onlar... ama bir kere bile mesela Tuncer ya da Yusuf ya da Murat bana geldiğinde eve filan ay ne değerli bir insan geldi gibi bir düşünceye kapılmadım yani, değil mi? Sen onlar işlerini iyi yapmıyor olsa? Hep öyle midir? Çoktan. Hayır canım, biz neredeyse artık mahalle arkadaşı gibiyiz, birbirimizi çok seviyoruz ama Tuncer de bana değerli bir insanmışım gibi bakmaz çok aslında. Çok iyi bir müzik dinleyicisin bu arada. Peki yazın. Yazın full çalışıyoruz. Hem People'da, evet. Hem Çeşme'de, Grande'de. Grande'de mi Tayfun'un? Hayır canım. Değil. Orada çalışmana izin veriyor ama. Orası Çeşme çünkü.
Şimdi Bodrum'da bir mekanda çıkıyorum. Bir mekanda çıkıyorum. Tek mekanda Anladım. Çıkıyorum. Tamam, peki. Ama orada bu ama çalışmana dileğinizi izin veriyorum. Tayfun Bey'e soracağım. Evet. Hayır, estağfurullah. Ne demek canım? Ben kendim de arar sorarım. Onun için değil yani. Ben yıllar sonra senin patronun olabilir miyim? Hani böyle bütün afişlerle falan kaplıyorum. Bütün yolları falan, neonlar falan böyle geliyor falan. Evet. Pekala. Bence güzel bir konuşma geçti. Ne bence dersin? De. Ha? Çok peki. Tatlısın ama. Bence iyiydi yani tekrar buluşmak. Harikaydı. Şarkı söylüyorsun şimdi. Alkışlıyoruz Deniz Seki'yi. Herkese önümüz bayram. Şahane bir bayram geçirmenizi diliyorum. Hepimiz sevgi dolu bir bayram geçirelim. Öfkelerimizden arınalım. Mutluluğu, sevgiyi kucaklayalım. Çok şarkılar söyleyelim. Çok konserler verelim. Hiçbir şeyi kafamıza takmayalım. İyi ki bu programa gelmişim. Çok güzel ağırlandım. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.